Muğla'da hayata geçirilen tıbbi ve aromatik boya bitkileri üretiminin geliştirilmesi projesi kapsamında hibe olarak defne fidesi dağıtılan çiftçiler, ilaç ve kozmetik sektörlerinde kullanılan üründen gelir elde etmeye başladı. Kentte tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıtılması, gelecek nesillere öğretilmesi ve köyde turizmin gelişmesiyle bölge halkına ekonomik katkı sağlanması için çalışma yürütülüyor. Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce hazırlanan tıbbi ve aromatik boya bitkileri üretiminin geliştirilmesi projesi kapsamında 2015'ten itibaren Ula, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerindeki çiftçilere defne fidesi dağıtılarak taban suyu yüksek atıl arazilerde bahçeler oluşturuldu. Bölgede çiftçiler bir taraftan ürünlerini hasat ederken diğer taraftan da defne yaprağını işleyerek baharat ve uçucu yağ elde ediyor. Kentte 4 mevsim yeşil kalan, Akdeniz coğrafyasına özgü parlak yeşil yaprakları olan defneden çıkarılan yağ, kozmetik ve gıda sektöründe kullanılıyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak şunları söyledi. Ula genelinde taban suyu yüksek yerlerde Köyceğiz, Ortaca, Ula ve Dalaman'da yaklaşık 485 dekarlık kültür defne bahçesi oluşturmuş durumdayız. Tamamı fidelerinin üreticilerimize ücretsiz şekilde temin edildi bunların. Defne tabii çok uzun binlerce yıldır bu coğrafyada Akdeniz'de Ege'nin birleştiği bu kadim topraklarda doğanın kendisinde var. Doğal plantasyonlarda yetişiyor. Defnenin gerek kokusu, gerek aroması, gerekse temizlik özelliği olması hasebiyle ilk çağlardan bu yana buralarda kullanılan bir ürün. Tabii ki Muğla olarak, Türkiye olarak biz dünyadaki defne ihtiyacının yaklaşık %90'ını biz üretiyoruz. Üreticilerimiz için de orman köylülerimiz için de aynı zamanda Orman Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız ortak çalışmalarda bir ihraç ürünü olarak belli periyotlarla defneler dallarıyla beraber kesiliyor, yaprakları kurutuluyor. Tabii burada defnenin hem yaprağı işte kozmetikte, ilaç sanayinde pek çok alanda meyvesi de yine aynı şekilde kullanılan ve çok talep gören bir ürün. Muğla'yı tıbbi aromatik bitkilerde bir kümelenme merkezi haline getirdik bakanlığımızın destekleriyle. Önümüzdeki süreçte de inşallah distilasyon üniteleri, bu endemik bitki türlerimizle Türkiye'nin ikinci Hatay'dan sonra Endemik Bitki ve Botanik Müzesi'ni Fethiye İncirköy civarında tüm Türkiye'ye hizmete sunacak şekilde hazırlıyoruz. Tabii ki bir diğer konu da şu, eksik olmasın. Burada özellikle bu bölgede Muğla ilindeki defnelerimizin aroması, rayiyası her şeyi çok aranılan özellikte. Muğla bu anlamda hak ettiği liderliğe adım adım gidiyor. Doğal plantasyonlarda, ormanlarımızda bitkisel örtüde olan defnenin yanında, tabii orada düzensiz gelişme, bakım ve kontrolün olmaması sebebiyle bazen ihraç ürünlerinde kalite sorunu yaşadığımız oluyordu. Bizim asıl bu projeyi yapma sebebimiz bakanlığımız BÜGEM'le şudur. Her dönem ihracata uygun ürün yetiştirmek ve üreticilerimizin gelirlerini sürdürülebilir kılmak bu tarımı. Dolayısıyla bu projeyi yürüttük. Bakınız 485 dekar alandan bahsediyoruz. Yaklaşık 250 çiftçi ailemiz bu bahçelerde defne tarımı yapıyorlar ve bu sene de fiyatlar son derece yerinde. Dalaman'da küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığından aldığı destekle defne işleme ünitesi kuran Arzu İlhansa şöyle konuştu. Roskep destekli kurdum yer düzenini. Şurada büyük kazana önce malzemeyi dolduruyoruz. Yani defne yaprağı, yani büyütüp de dolduruyoruz. Sonra şu, burada ateşli yapıyoruz. Yani. Buradan altından alev veriyoruz. Ateş. Belli bir dereceye kadar burada kaynamasını bekliyoruz. Bu da gösteriyor dereceleri. Kaynadıktan sonra buradan akmaya başlıyor suyla beraber yağ. Yağı arındırabilmek için de
şu derece 50'ye geldi mi, şu 20 ile 50 arasında yağı çıkarıyoruz. Buradan akıyor. Distilasyon sistemi buranın içinde. Buradan soğutma yaparak yağı arındırıp buradan çıkıyor. Defnenin yaprağını işliyoruz. O ayrı paketleme olarak gidiyor. Biz burada defnenin tohumunu, kazıklarını, yani arta kalan kırık yapraktır, bozuk yapraktır, o kısımları kullanıyoruz. Onlarla yağ çıkarıyoruz.